İstanbul'da Ramazan ayı için kapılarını açan Asırlık Tatlar ve Sanatlar Çarşısı'nı dolaşacağız bu kez. Kaybolmaya yüz tutan meslekleri ve asırlık gelenekleri buluşturan çarşı Sultanahmet Meydanı'nda turistlerin de ilgi gösterdiği Karagöz ve Hacivat sergisinden şerbet ve baklava yapımına, Ebru sanatının inceliklerinden bakırcılığa renkli bir dünya sunan çarşıyı Ayşe Sonuşen'in haberi ve Furkan Özdemir'in görüntüleriyle keşfedelim. Ramazan geleneklerinin farklı etkinliklerle yaşatıldığı Sultanahmet Meydanı bu yıl 6. kez Asırlık Tatlar ve Sanatlar Çarşısı'na ev sahipliği yapıyor. Müzik 11 ayın sultanı Ramazan'a yüzyıllara meydan okuyan asırlık zanaatler, unutulmaya yüz tutmuş meslekler ve birbirinden lezzetli Osmanlı tatlıları renk atıyor. İstanbulluların yanı sıra yabancı turistlerin de yoğun ilgi gösterdiği Asırlık Tatlar ve Sanatlar Çarşısı'nda birçok seçenek ziyaretçilere sunuluyor. Asma kilit yapımından Yemeniciliğe, keçe işçiliğinden ahşap oyuncağa kadar pek çok farklı zanaat çarşıda tanıtılıyor. Asırlık Tatlar ve Sanatlar Çarşısı'nın dikkat çeken bölümlerinden biri de geleneksel Türk gölge oyunlarından Karagöz ve Hacivat tasvirlerinin sergilendiği bu alan oluyor. Burada Karagöz ve Hacivat'ın tasvirlerinin yanı sıra tef, davul ya da anahtarlık gibi farklı materyalleri aktarılmış halde gözler önüne seriliyor. Ebru, ahşap ve cam boyama sanatlarını da kapsayan çarşı, unutulmaya yüz tutan ve koruma altına alınan zanaatlere de odaklanıyor. İpek kozacılığından üretilen ipek dokuma tezgahı da bu zanaatlerden biri. İpek kozasından ipek üretimi yapıyoruz. Bu iplikler alındıktan sonra bir sonraki aşama bunların büküm, katlama, boyama. Daha sonra işte bazı dokularda boyama, bazı dokularda ham olarak katlanıyor. Bunları iplik hazır olduktan sonra bunun çizgi makineleri var, çizgi sarma. Daha sonra bunu el tezgahına dokumaya veriyoruz. Daha sonra dokumadan sonra bunların yine el kaynatması, daha sonra ütü. Yani ortalama size bunu rahat diyebilirim. 27 ayrı net işlem var. Tohumdan kumaş oluncaya kadar 27 ayrı işlem var. Gaziantep'in Bakırcılar Çarşısı'ndan gelen ustalar da Sultanahmet Meydanı'nda büyük ilgi görüyor. Mesleğimiz geleneksel bakır el sanatlarıdır. Anadolu'da biliyorsunuz bakır yaygın bir mutfak araç gereçlerinde kullanılan bir madendir. Geçmişi çok evveliyete dayanır, eskilere dayanan bir madendir. İşte bu şu an için bu meslek unutulmaya yüz tutmuş olan bir meslek. Bakır mutfağımızdan çıkmıştır ama turistik amaçla ve mutfakta hala hazırda biz bunu kullanılması için mücadele veriyoruz. Bilmeyen yeni bir nesil yetişmiş durumda. Teflonlarla, alüminyumlarla yetişen bir nesil yetişmiş durumda. Bu bizim bir hani aslında biz ahili kültürüyle yetişen bir kuşağız. Dolayısıyla bu işleri de bilmeyen, tanımayan insanlara bir yerde tanıtmak bir kültür mirası gibi görüyoruz. Asırlık Tatlar ve Sanatlar Çarşısı aynı zamanda geleneksel lezzetleri özleyenler için de vazgeçilmez bir değer taşıyor. Yoğurttan bozaya, lokumdan şerbete, baklavadan mesir macununa ve kahveden turşuya onlarca çeşit çarşıya lezzet katıyor. Ramazan'ın coşkusu Sultanahmet Meydanı'nda Asırlık Tatlar ve Sanatlar Çarşısı'nda yaşatılmaya devam ediyor. Müzik